Nevşehir'in doğusunda Kızılırmak'ın iki yakasına kurulu Avanos, Kızılırmak Nehri'nin tüm güzelliklerini alarak çanakçılık, halıcılık gibi el sanatlarının ve şarapçılığın geliştiği eşsiz peribacaları, vadileri ve yeraltı şehirleri, kiliseleriyle Kapadokya bölgesinin en önemli turistik yerlerinden biri konumundadır. Hitit, Frig, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan yerleşim yeri Avanos, en az 4000 yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle Kapadokya gezilecek yerler içerisinde önemli bir yere sahip. Avanos'un kuruluşuyla ilgili bilinen en yakın dönem eserleri Selçuklu dönemine ait cami ve köprüler. Nehir sularının gündüz ve gecenin eşsiz manzarasına sahip Avanos, Kapadokya bölgesindeki en önemli sanat ve turizm merkezlerinden birisidir. Kızılırmak kıyısına kurulmuş olan Avanos, Kapadokya gezinizin en önemli durağı olarak keyif alacağınız en muhteşem güzelliklere sahiptir. Avanos'u bugünü ile tanıyın. Parlak ve net bir havada, sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken elinize fotoğraf makinenizi alın ve küçük bir Avanos turu atın. Özellikle Kızılırmak yakılarını seçin. Dinleyebileceğiniz müziğin etkisi, erken saatlerin gizemi, akşam saatlerinin de bir günü ne çabuk geçirdim diye yaşayacağınız hüznü ile Avanos'un baş döndüren güzelliğinden çok zevk alacağınız kesin. Avanos, gezilerinizin en keyiflisi olacağını bu belgesel filmimizle bize katılın ve bu güzel turda bize eşlik edin. Küçük gezimize işte bu noktadan Kızılırmak üzerindeki sallanan asma tahtı köprüden başladık. Burası Avanos'un iki yakasını birbirine bağlayan üç köprüden biri olan tahta köprünün girişidir. Normalde bu köprüden geçerek Avanos'un merkezine geçiliyor ama çekimlerimize köprünün yanındaki yoldan aşağı inerek ve ırmak boyundaki yürüyüş yolundan Asma Köprü ile Taş Köprü arasındaki sahanın her iki yakasını kayda aldık. Köprünün hemen yanından yürüyüş yollarında ağaçlar içindeki güzel ve gölgeli yol aynı zamanda dinlenme ve rekreasyon alanıdır. Bu yollar gezenleri ırmak kenarının yemyeşil ortamı ve güzel manzarası eşliğinde Asma Köprü'ye kadar götürüyor. Aslında burası çok uzun bir yol olmamasına karşın güzel manzara nedeniyle sık sık fotoğraf ve video çekimi için normalden biraz uzun sürer. Irmağın karşı yakası Avanos'un Orta Mahalle olarak adlandırılan mahallesidir. Orta Mahalle, Avanos'un en eski mahallelerinden biri olduğu için eski evler genellikle buradadır. Çekimini yapma olanağı bulamadığımız meşhur Hacı Nuri Bey Konağı da bu bölgededir. Bu konak eşsiz mimarisi ve dekorasyonu nedeniyle bazı dizi ve film çekimlerinde kullanılmış, ancak şu anda bir eğitim kurumu tarafından eğitim amaçlı kullanılıyor. Yine de meraklıysanız içini de gezebilmeniz mümkün. Sağ tarafta Atatürk panosunun olduğu tepe Bayram Tepesi olarak biliniyor. Bu tepe Avanos'a en hakim noktalardan birisi ve enfes bir manzarası var. Hem Avanos'un hem de uzaktan sel ve manzarasının birleşimi orada biraz oturmanıza neden olacak. Bayram Tepesi'ne Hacı Nuri Bey Konağı'nın solundan yukarı doğru uzanan yoldan yürüyerek çıkabilmeniz mümkün. Biraz ilerleyip sola doğru bakıldığında taş köprü görülür. Günümüz şartlarına göre dar bir köprü olsa da Avanos'un can damarı olan bu köprünün ayakları tarihi eser olduğu için fazla restorasyona izin verilmiyor. Söylenene göre bu ayaklar
Avanoslu ustalar tarafından Avanos taşından yapılmış. Üstü birçok kez bakımdan geçmiş ama ayaklar hiç bozulmamış. Köprünün sonundaki bina otel olarak yapılmış ancak şu an öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Aynı noktadan sağa doğru bakıldığında ise Avanos Camisi ve caminin hemen sonundan diğer kıyıya doğru uzanan asma köprüyü görmek mümkün. Caminin bulunduğu mahalleye de yukarı mahalle denir. Avanos'un merkezi sayılabilecek bu mahalle, belediye, valilik gibi kamu binalarının ve çeşitli alışveriş yerlerinin bulunduğu mahalledir. Orta mahalledeki eski yapılar görülmeye değer. Bu noktada çok eskiden yerleşim yeri olarak kullanılmış çeşitli mağaralar mevcut. Biraz harabe gibi görünseler de hızla restore ediliyorlar. Buradaki evlerin çoğu eski Avanos evleri. Bazı evler orijinal mimarisi korunarak butik otel tarzında yeniden değerlendirilerek kullanılıyor. Yürüyüş yolu tamamen doğal güzellikler ile çevrilidir. Avanos'ta yaşayanlar güzel havalarda buralarda oturup Kızılırmak manzarasını seyreder durur. Asma köprüye çıkan merdivenden köprü manzarasının seyrine doyum olmaz. Avanos halkı tarafından tahta köprü olarak da adlandırılan asma köprü, Avanos'un en ilginç özelliklerinden birisidir. Çelik halatlarla taşıdığı ve yerle çok az temasının olması nedeniyle üzerinden geçerken hafifçe sallanır. Bilmeyenler için ilk başta ürkütücü olsa da biraz alıştıktan sonra keyif vericidir. Köprüden geçmeye çalışırken sabahın erken saatlerinde doz canlısı bir köpek size patisiyle merhaba diyebilir. Avanos insanları gibi orada yaşayan tüm canlılarıyla birlikte nazik ve misafirperverdir. Köprüden sola doğru bakıldığında çarşı içine doğru uzanan diğer yürüyüş yolu görülür. Bu yürüyüş yolunun hemen yanında sıralanmış taşlar ırmakta yaşayan ördeklerin yumurtlamaları için hazırlanmış alanlar. İlginç ama ırmağın Avanos içinde kalan bölümünde birçok ördek yaşıyor. Özellikle yürüyüşe çıkan Avanoslular yanlarına ördekler için ekmek almayı unutmuyorlar. Çünkü hepsi ekmeğe bayılıyor. Sağ tarafta cami önünde kalan bölümde ise karşı yürüyüş yolunun devamı ve yorulanlar için konulmuş banklar göze çarpıyor. Özellikle güzel havalarda bu banklarda yer bulabilmek pek mümkün değil. Köprüden geçip düz yüründüğünde yukarı mahalle merkezine doğru gidilir. Eczane, süpermarket, restoran, belediye, hediyelik eşya satıcıları gibi yerlerin çoğunluğu bu mahalledir. Burası normalde gün içinde oldukça hareketlidir. Sabah güneşinde ortam sakindir. Her yer pırıl pırıl ve bakımlıdır. Özellikle caminin etrafındaki ve köprü girişindeki bahçe göz alıcıdır. Yoldan düz devam ederek meydana kadar yürünebilir. Eğer hediyelik eşya veya eviniz için dekoratif amaçlı el sanatı eserleri satın almak isterseniz, meydanın çevresinde birçok yer var. Orta mahalleye geldiğimizde Hacı Nuri Bey Konağı bütün güzelliği ile bizi karşılıyor. Hemen solunda Sofa Hotel ve Bizim Ev Restoran bulunuyor. Sofa Hotel eski birçok Avanos evi birleştirilerek oluşturulmuş, çok ilginç bir dekorasyonu ve mimarisi olan bir yer. Sağ tarafında ise Evranos adında bir restoran var. Burası kaya içine oyulmuş enteresan bir yer. Gece çekimleri yapma olanağımız olmasa da Türk gecesi eşliğinde yemek ve eğlence ortamı var. Özellikle kalabalık gidenler için önerilir. Yine burada da işlik adı verilen birçok çanak atölyesi bulunuyor. Sola dönerek taş köprüye geçiyor ve başlanılan noktaya geri gelindiğinde taş köprünün üzerinden Avanos görkemli manzara sunar. Sağ taraf yürüyüş yolu, sol taraf ise asma köprüden sonra yürüyerek gelinen yol.
Tam karşıda belli belirsiz asma köprü silüetleri olağanüstüdür. Uzaktaki otel inşaatları taş köprüden geçerken sola düşen manzarayı biraz bozsa da yine de Avanos'un içinden geçen Kızılırmak'ın kenarı ve içindeki söğütlerin görüntüsü ve yansımaları muhteşem peyzaj sunuyor. Kapadokya bölgesi volkanik yapısı nedeniyle çorak bir görüntüye sahiptir ama Kızılırmak'ın Avanos'a doğal güzellik anlamında önemli fayda sağladığı da bir gerçek. Kameramıza yansımayan ve çekim olanağı bulamadığımız Avanos ile ilgili gösterilebileceklerin çok az bir kısmını aktarabildik. Sponsor desteği bulmamız halinde yakın bir zamanda diğer bölümlerin de çekimleri yapılacak. Bu kadar sanatla iç içe olan bir ilçede hiçbir şey sadece doğal güzelliklerle kalmaz. Avanos'un ve Kapadokya'nın bambaşka güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz ve belgesellerini sizlere sunacağız. Avanos'un iki yakasını, ikisi çevre yolu, biri taş, diğeri asma olan dört köprü ile birbirine bağlar. Sultan Abdülhamit döneminde sarayda görevli Avanoslu Kureyna Arif Bey'in katkılarıyla 1898 yılında yapımına başlanmış, 1900 yılında hizmete açılmıştır. O günün parasıyla 3.700 lira harcanarak yapılmış köprü, iki tarafındaki başlıklarıyla beraber toplam 11 ayak üstüne oturtulmuştur. Ayakların yapımında kullanılan taşlar, Avanos yakınlarındaki Çeç ve Karadağ bölgesinden manda kağanlarıyla getirilip yerleştirilmişlerdir. Taşların hiçbir aşınmaya uğramaksızın hala ayakta kalması bugün bile dikkat çeken bir durumdur. Köprünün üstü yapıldığında önce tahtayla kaplanmış ve 20 yıl boyunca geçiş ücrete tabi kılınmış. Fakat tahtalar zamanla yıpranınca o yıllarda Kırşehir milletvekili olan Avanoslu Ali Rıza Bey'in yardımlarıyla 1924'te değiştirilmeye başlanmış, çalışma 1926'da tamamlanarak beton haline getirilmiştir.